Teknik olarak, genel olarak, yani içerik ve form olarak, senin sanatçı olarak neyle ilgileniyorsun? Yani konu olsun, kullandığın araçlar, teknikler olsun. Biraz genel olarak kendini sanatçı olarak ya da senin öğrenin, senin işlerini bir tanıtır mısın? Teknik olarak ilk kullandığım ilk değil de ilk aklıma gelen teknik ve çoğunlukla kullandığım teknik ipek baskı tekniği. İpek baskıyı çok seviyorum yaparken. Üçüncü elim gibi her zaman diyorum. 9 yıldan beri onunla çalışıyorum atölyede ipek baskı tekniğiyle. Ve bir şekilde bu teknik kendi kendini geliştirdi veya ben onu geliştirdim, o beni geliştirdi. Ne diyeyim, işlerimin ana unsurlarından biridir baskılarım. Ve bu baskıyla birleştirdiğim özel materyaller, bunun başında post-it notlar geliyor. Post-it notlarla master'ımı yaparken tanıştım, onları öyle kullanmaya başladım ve gitgide post-it notları kullanmam da değişti. İlk başta sadece tek bir baskı yapıyordum, şimdi artık 2-3 baskı yapıyorum, elle müdahale var, yazılar işin içine girdim. Yani kendini çeşitlendiren şeyler, hem baskı için söyleyebilirim hem materyaller konusunda aynı şeyi söyleyebilirim. Yani işlerime baktığınız zaman konuşabileceğimiz ortak şeyler var teknik ve materyaller olarak, ama mesela bu çok çeşitli. Hiçbir zaman da kendimi kısıtlamadım. Ben ipek baskı yaparım, başka hiçbir şey yapmam demedim. O zaman aslında senin tercih ettiğin alan ya da medium yok. Yok. Yok, çünkü şey diye düşünüyorum. İşin kendisi tekniğiyle birlikte geliyor. Yani öyle bir şey ki o fikir geldiği anda zaten bütün bağları gelmiş oluyor aklıma. O yüzden mesela şey diyemiyorum. Bu iş, ben bir tek ipek baskı bilirim. Bunu da bununla yaparım diyemem. Tabii yani, çünkü baktığımızda sen tipografik işler yapıyorsun. Sen kavramsal, yani ağırlıklı olarak kavramsal işler yapıyorsun. Neon işler yapıyorsun. Post-it'leri, baskıları vesaire. Doğru. Ama fikirden bahsettiğinde, yani içerik olarak neyle ilgileniyorsun ya da neler ile ilgileniyorsun? O da değişiyor. Mesela ilgilendiğim tek bir konu yok. Yani sadece politikayla ilgileniyorum diyemem. Ama mesela politikayla da alakalı işler yaptım. Veya başka ne işlerim var? Mesela Çinliler çalıştım bir dönem. Dönem dönem değişiyor ve benim için enteresan olanı, ilgimi çekeni ve sadece kendi fikrimi veya o konuyla alakalı görüşümü veya paylaşımımı diyeyim, bilgiyi anlatıyorum. Bir şekilde anlatmaya çalışıyorum veya ona işte no point ediyorum, gösteriyorum. Nereden geliyorlar? Yani bir anda sokakta yürürken gözünü bir şey mi çarpıyor ya da bir şey okuyoruz, ya da senin ilham kaynakları o zaman kendisi yani. Yani şöyle bir şey diyorum her zaman. Uçan kuştan yüzen balığa kadar her şeyden etkileniyorum. Yani o konuda hiçbir zaman şey demedim. Ay beni böyle bir peyzaj çok etkiler veya ne bileyim toplumun içinde veya halkın içinde çok, öyle bir şey yok. Ben ne, o sanatçının yeteneği ile alakalı. Ya mesela buraya çöp atmayınızı ben şeyde aklıma geldi. Kağıthaneye gidiyordum. 6 ay boyunca kağıthaneye minibüsle gittiğimi düşünün. Ve bu yazıyı bir evin önünde sürekli gördüm ve o dakika şey oldu. Aa dedim, bu aynısı, bunun Nişantaşı'nda da görüyorum ben bunu. Bir şekilde etkilenme tabii var. Mesela Viyana'da da ürettiğim işler Beethoven'lardır, Kafka'lardır. O her zaman var da önemli olan bence kapıların açık olması. Yani sanatçının gözünün açık olması ve onu nasıl kurguladığı. Sergideki işlerine bir geçelim. Onları lütfen içerik form olarak bize anlatır mısın? Sergideki işlerimden biri pembe yalanlar. Pembe yalanlar, pembe post-it notlar üzerine basılmış 80'ler, 90'lar politikacılarının vaat ettiği yalanlar, sözler. Aslında sözler bunlar, verilmiş sözler ama uçup gitmiş. Bayağı da şey yani. Ben bunları çocukluğumdan hatırlıyorum, bir imajlara. Turgut Özal'ı, Demirel'i, yani bunlar çok 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 güçlü imajlardı. İşte Demirel'in şapkası, Tansu Çiller'in kadın başbakanı. Ben hatırlıyorum, baba anneannemin evinde Tansu Çiller'in fotoğrafı vardı salona, ne alaka. Ama tabii bunu, bu bilgiyi yani hazmetmek de değil.
sonradan tekrar bir düşünüyorsunuz. Sanatçı olmak birazcık böyle bir şey. Mesela o gelen fikir, o yaşadığınız olay tekrar tekrar filizleniyor ve tekrar çıkıyor. Mesela bu pembe yalanlar adlı işini neden özellikle post-itler kullanıyor? İşte o kadar uyuyor ki aslında bu verilmiş tutulmayan sözler ve post-it materyalinin günümüzdeki kullanım şekli. Yani beni unutmayın veya anahtarı, küçücük bir şey, sizin unutmamamız gereken bir şey çok küçük bir sayfaya yapıştırılıyor ve bu buzdolabının üzeri olabilir, herhangi bir yer olabilir ve sonra düşüp giden bir şey ve hiçbir zaman değer görmeyen bir materyal. Kağıt olarak bile bakılmıyor post-it nota. Şimdi bu cümleleri alıp post-it üzerine basıp büyük bir duvar enstalasyonu yaratınca iş tabii kavramsal olarak daha bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Bu laflar böyle tek 2-3 cümle de değil, baya baya sözler, 50'den fazla vaat edilmiş söz var. Ve hep farklı farklı politikacı tarafından bunu hepsini bir araya gelmesi bu kelime oyunu gibi oluyor. Yani duvarın üstü aslında duvarın kendisi bir kelimeye dönüşüyor gibi bir şey, bir cümleye dönüşüyor. Büyük bir yalan. Büyük bir yalan işte o. Ve onun düşmesi, unutulması hepsi işin içinde. Yani post-it'i yapıştırdığın zaman veya o enstalasyonu yaptıktan sonra düşmesi de o işin bir parçası. O da gidip gidiyor veya çok başıma geldi. İzleyici mesela almak istiyor post-it'i ve alıyor götürüyor sergiye. O da müthiş bir şey. Hani sanat eserini alıp evine götürüp asması, artık nereye koyuyor bilmiyorum. Mesela dolaba da yapıştırıyor olabilir. Bilmiyorum ama yerini buluyor bence. O zaman bir yalandan başka bir yalan geçersek, yani buraya çöp dökmeyin ya da atmayın adlı işini biraz anlatır mısın? Biz bunu sokaklarda her yerde görüyoruz. Burada ne anlatırsın? Ya buraya çöp atmayın. Buraya özgü bir şey, çok buraya ait bir şey. Bu yok yani. Yani Türkiye, İstanbul. İstanbul, Anadolu'da da var bu. Yani ve bunu yazan bir adam var bence. Hep aynı şekilde yazıyor. Bir de bunun yazı karakteri de aynı. Bu akan boyalar. Belli ki Türkçe'de de iyi değil aslında. Türkçesi de iyi değil yazanın. Ve bunu Nişantaşı'nda da görebiliyorsunuz. Benim de muhakkak da çöp vardır. Altında muhakkak çöp vardır bu yazının. Olmayacak bir yere yazılmıştır. Çok gözünüzü bilmiyorum. O kadar çok alıp bu işi galeriye koymak istedim ki, yani o yazıyı oradan koparıp, sosyolojik bir şeyi de var aslında buna. Galerinin içine koymak demek, bir bu açıdan, bir bu taraftan bakabiliriz. Bir de tam tersi tarafına, hani buna sanatçı gözüyle bakarsa, aslında bir şeyi de koment etmeye çalışıyorum. Yani buraya çöp atmayın diyorum, galerinin içine de çöp atmayın. Sadece o sokağa veya o caddeye değil de galerinin içine de çöp atmayın. Ve bu da bütün bu grafik bir iş olarak son işim Art is My Husband, oradaki neon işi çok sevdiğim ve çok güzel bir iş. Onun hakkında birkaç cümle alabilir miyiz? Art is My Husband. Ya çok klişe bir soru var sanatçılara sorulan. O kadar ben de bıktım ki hani sanat sizin için ne ifade ediyor? Bu sanat benim için ne ifade ediyor? Run bir cevabı bu. Artık bana sormasınlar dedim. Madem bu kadar da merak ediyorlar, buyursunlar, öğrensinler. Çünkü onunla yaşıyorum. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunu burada anlatmanın tek yolu bunu bu şekilde söylemek. Çünkü hemen anlaşılıyor. Onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum. Aklımda o var, kavga ediyoruz. İşler bazen kötü çıkıyor, kavgalar, bilmem neler, sinir halleri, mutlu işler de var filan. Yani özeti. Ve her zaman en iyi şekilde anlattığı zaman en iyi şekilde anlaşılıyor iş. Yani aslında bütün işlerine baktığında yani ironi var, eleştiri var, güzellik var, bazen çirkinlik var. Ama aslında her şeyin altında da bir şekilde bir görsel araştırma da var diye düşünüyorum. Bu ise mesela senin işlerin içinde yani araştırma ya da daha doğrusu bilgi neyi anlam ve neyi önem taşıyor sanatçı? Ya aslında bilgi işin özünü oluşturuyor yani. Bilgi paylaşımı var. Bilinen bir bilgi, var olan bir bilgiyi başka bir medyumla gösterme hali. Aslında o
bir kütüphanedeki bir kitap gibi. Yani bu şu anda sanatçıların ürettiği iş bence. O döneme ait bir şey, bu döneme ait bir şey. Yani belki ben Pembe Yalanlar'da 80'ler, 90'lar sözlerini, cümlelerini alıyorum ama onu alıp bugüne getirme tarzım ve şu zamandaki yorumlayışım buraya özgü. Şimdi bu bir 100 sene sonra tekrar buraya dönüldüğünde başka bir transformasyona uğrayacak. Bu müthiş bir şey aslında yani. O zaman senin için sanat bir alternatif iletişim aracı olabilir mi? Ve eğer evetse ne gibi avantajlar ya da alternatif yönleri getirebilir? Bu bir dil gibi. Ama sadece sanatçıların bildiği bir dil anlatmasını. Yani benim bildiğim bir dil ve ben onu öyle anlatıyorum. Bunu izleyici ne kadarını alıyor, ne kadarını almıyor onu bilemem. O her zaman ama mesela anladığı şey de benim anlatmaya çalıştığım şey. İkisi bir noktada birleşiyor. O bile bana genelde söylediğim ne anlatmaya çalıştım bu işinle. Aslında sen ne anladıysan onu anlatmaya çalıştım. O. O zaman bu çok önemli bir söylem. Çünkü bir şekilde sorumluluk sadece sanatçının değil, seyirciye de veriyorsun. Dolayısıyla mesela senin için seyirci ile iletişim kurmak hangi açılar önemli ya da nasıl değerlendiriyorsun böyle bir iletişim? Bence benim için iletişimi kurmak seyircideki estetik, işteki estetik anlayışla ben her zaman seyirciyi yakalarım. Yani ilk baktırttığım şey estetik olarak görünüşü işin. Yani şöyle bir döndüğü zaman en azından 2 dakika bakar yarattığım işlerde. Ben çok dikkat ederim. Ama içerik açısından kavramsallığı zaten sonradan fark ediyor. Göz ilk önce rengi görüyor mesela. Hacmi görüyor, bilmiyorum. Bir şey sonra bakıyor ona. Mesela işte Art is my husband düz yazı da olabilirdi ama ben mesela onu altın yüzük gibi yaptım. Şimdi bakan izleyici gidip şeyi görüyor. İlk önce daireyi görüyor. Ondan sonra Art is my husband'ı görüyor mesela. Böyle pembe yalanlarda da o var. İlk önce bu pembe ne diyor. Aa bu diyor ne? Sonra yaklaştığı zaman işe için içeriğiyle baş başa kalıyor. Estetikle yakaladığını düşünüyorum ben.